Bu hapishaneden kurtulmanın yolları ve özellikle gençlik çılgınlığıyla, gençlikteki cehaletten gelen cesaretle ateşe doğru koşar gibi insanların sürüklendiği, özellikle gençlerin sürüklendiği bu dehşetli girdaptan nasıl kurtulacağız? Gençlerimizi nasıl kurtaracağız? Kendimizi nasıl muhafaza edeceğiz? Bugün bunu konuşacağız. Risale-i Nur'daki hakiki teselliye mahpuslar çok muhtaçtırlar. Hususan gençlik darbesini yiyip taze ve şirin ömrünü hapiste geçirenlerin nurlara, iman hakikatlarına ekmek kadar ihtiyaçları var. Evet, gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler, duyguları, hisleri dinler. His ve heves ise kördür, akıbeti görmez. Şimdi insandaki nefis dediğimiz aslında nedir? İnsanın içindeki hayvandır. Hayvanlar da hisleriyle hareket ederler. Düşünemedikleri için, yani bir hayvan önündeki yar var, yar derler bizde, uçurum. Uçurumun ortasında bir ot var. Derler ya hani, deveyi yardan atan bir tutam ottur. Hayvan o yarı görür. O bir tutam otu yemek için kendisini oraya attığında, o otu yemeye gittiğinde yuvarlanıp aşağıda paramparça olacağı da gözünün önündedir. Ama bakın enteresan bir şey. Hayvanlar anı yaşar. Nefiste de bu özellik var. O anda, o anlık peşin lezzete talip olur. Şimdi o ota ulaşmak öncedir. Uçuruma yuvarlanıp da parçalanmak sonradır. O yüzden anlık lezzete talip olup, peşin zevke müptela olup, o anda o zevki tadayım da, onu yaşayayım da gerisi ne olursa olsun diye akıbeti, ileriyi, 5 dakika sonrasını bile düşünemeyecek kadar nefiste lezzete müptela, zevke düşkün duygular var. Şimdi aynı o hayvandaki hissiyat bizim nefsimizde de var. Ve gençlik damarı daha çok nefsani, hayvani hislerin insanı teslim aldığı, esir aldığı, idare ettiği bir dönem, bir devre. Öyleyse nasıl yapacağız? Şimdi çocuk mesela düşünün, bir evde bir bebek var, yeni yürümeye başlamış böyle. Şimdi çocuk hisleriyle hareket eder, düşünemez. Şimdi çocuğa sobaya yaklaşmaması gerektiğini anlatsanız, deseniz ki bu soba elini yakar. Bak şöyle olur, birinci dereceden, ikinci dereceden, üçüncü dereceden yanık var, şu var, bu var falan anlatsanız, ne kadar anlatırsanız anlatın, şöyle kucağını açar, koşar, gidip o sobaya yapışmak isteyebilir. Engel olamazsınız. Öyleyse nasıl ders veriyoruz? Onun duygularına ders veriliyor değil mi? Şöyle ya sobanın etrafını değil mi? Böyle bir tel örgüyle çevirmeniz lazım, yaklaşamasın. Veya da ne yaparlar? Anadolu'da bilirler insanlar. Şöyle çocuğu götürürler, parmağın ucunu şöyle bir sobaya bir değdirirler. Çocuk bir ağlamaya başlar. Ha, ondan sonra daha sobanın semtine uğramaz. Çünkü o anda geçici anlık bir acıyı ona tattırdık ta ki ileride dönüşü olmayan kalıcı acılardan ne yapsın? Kurtulsun. Şimdi aslında Kur'an-ı Azimüşşan bu asra ders verirken, bu asrın gençliğinin kurtuluşu için Kur'an eczanesinden reçete yazarken bize bunu tavsiye ediyor. Yani cehennemdeki azapla İnsanları dünyadaki zevklerden vazgeçirmek bu zamanda özellikle imkansız hale gelmiş. Hepimiz biliyoruz cehennemde azap var ama kendimizi günahlardan çekemiyoruz. Niye? Çünkü günahlar şimdi, cehennem sonra. Anlık zevke müptela olan nefis, o andaki zevkle kendini tatmin etmeye çalışan duygular, o andaki zevke kaptırıp ilerideki o felaketi göre göre, bile bile kendini içine atıveriyor. Bakın başka yerde geçen bir ifade bu. Küfürdeki, isyandaki, imansızlıktaki manevi cehennemi ona tattırmak. Bir taraftan da imandaki manevi lezzeti de yaşatmak. Yani biz cenneti ve cehennemi dünyaya getirip, dünyada ona adeta damağına bal çalmak gibi cennetin lezzetinin böyle bir numunesini tattırdık mı? Veya cehennemin ateşinden bir kıvılcım onun ruhuna düştü mü, o cehennemden fersah fersah kaçar. O cennete girmenin yollarını arar. Nasıl yapacağız bunu? Şimdi bakın, cennete giden yollar cennetin güzellikleriyle dolu. Öyle mi değil mi? Çünkü Cenab-ı Hak iki cennet vaat etmiş. İmanla hayatını yaşayan bir insana dünyada manevi bir cennet,
ahirette de maddi, ebedi ve sonsuz bir cennet vaat etmiş. Küfürde, inkarda, isyanda, Allahsızlıkta ısrar eden bir insana da dünyada sahipsizliğin, çaresizliğin, Allahsızlığın, korkunun, ızdırabın manevi cehennemini, ahirette de sonsuz, maddi, ateşli, alevli bir cehennemi vaat etmiş. Onunla tehdit etmiş. Ama anlık hissiyatıyla hareket eden nefis ve gençlikteki ani ve fani duygular ancak bu dünyadaki manevi cehennemi, bu dünyadaki imandaki ve ibadetteki manevi cenneti tadarak onlardan etkilenir, onların tesiri altına girer.